Yeter! Yeter! Kapa çeneni! İş bulmazsan hayatımız böyle devam edecek. Ben bu hayatı yaşamak istemiyorum, anlıyor musun? Hala konuşuyor ya! Hala konuşuyor! Ne oluyorsunuz çocuklar? Murat, ne oluyor oğlum size? Bu haliniz ne? Ben doğru düzgün bir işim olmasını istemiyor muyum? Adamlar çıkardı işte. Ne yapayım? Yakayım mı fabrikayı? Sen işten mi çıktın? Hı hı. İşten çıkmadım. Çıkarıldım. Ama bunun o kalın kafası dediklerimi anlamıyor. Oğlum, nereye gidiyorsun? Oğlum! Murat, oğlum! Neden çıkarmışlar işten? Sıkma canını kızım. Belki daha iyi iş bulurum. Murat'ın canı çalışmak istemiyor anne. İnsan bir senede 3 iş değiştirir mi ya? Bence çıkarmıyorlar. Murat kendi çıkıyor. Tabii senin paranı yemek daha kolay geliyor ona. Hazır para. Ben ne yapacağım? Ömrüm böyle mi geçecek Meltem? Ben hep kayınvalidemin eline mi bakacağım? Şahika teyze maaşının hepsini sana veriyordu hani. Ya veriyor. Ama yine de onun parası. Kendime bir şey alacak olsam 10 kere düşünüyorum. Zor tabii. Murat çok tembel. O da adam gibi çalışsa biz ev bile alırız. Diğeriyle de geçinir gideriz. Doğru. Onun canı sıkılmıştır. Geç gelir eve. Hı hı. Aman gelince yine tartışmayın kızım. Hakan duyar, üzülür. Bitirdin mi ödevlerini paşam? Bitirmedim de bir şey söyleyecektim size. Bizim sınıfta Mete var ya. Mete'nin kardeşi oldu. Bütün sınıf aramızda para toplayıp Metin'in kardeşine hediye alacağız. Bana yarın para verirsiniz değil mi? Veririz paşam, veririz. Demek ki Mete abi oldu ha? Metin'in zaten bir erkek kardeşi vardı. Bu sefer de bir kız kardeşi oldu. Bak sen. Yani Mete ikinci abi oldu. Ben ödevimi bitirip geliyorum. Hadi. Seninki abi olmak istiyor galiba. Ay biz böyle zor geçiniyoruz. İkinci bir çocuk olursa vay halimize. Bebek sevmeyi de özledik. Yani ben de isterim aslında. Ama bu evi sığamayız. Şöyle geniş bir evimiz olsa. Kira değil ama kendi evimiz olacak. Murat'ın da düzgün bir işi olacak. O zaman bir değil iki tane doğururum. Allah büyük kızım. Bir bakarsın bu dediklerin oluvermiş. Murat'ta bu tembellik varken hiçbir şey olmaz anne. Murat'ın tembelliği yüzünden ömür boyu senin eline bakmak zorundayım. Sıkma canını kızım. İyi ki sen varsın anne. Sen olmasan biz ne yapardık?
Murat. Ne zaman geldin oğlum? Hiç uyumadın mı? Kahvaltı hazır. Hadi kalk. Bak, kahvaltını yap. Sonra da iş aramaya gidersin. Şengül mü gönderdi seni? Ne biçim konuşuyorsun Murat? Çok üzüyorsun kızı. Yapma böyle oğlum. Canı cehenneme. Hadi gel. Birlikte kahvaltı yapalım. Siz dargın olunca benim de canım sıkılıyor. Hadi kalk aslanım. Sen git, ben gelirim. Doydun mu oğlum? Doydum. Ben çıkıyorum. Nereye oğlum? İş bak dedin ya. Duydun değil mi? İş aramak işkence onun için. Hem bulsa ne olacak? 3 gün sonra yine çıkar. Ya düşünsene anne. Murat iyi bir iş bulmuş. Her ay evimize 2 maaş giriyor. Biz bir ev almışız. Sen bir torun daha büyütüyorsun. İnşallah güzel kızım, inşallah. İnşallah anacığım. Murat sabit bir iş bulsa sen maaşını ev kredisine yatırırsın değil mi? Yatırmam mı? Keşke öyle bir şey olsa güzel kızım. Benim seni bırakmaya gönlüm hiç razı değil anne. Yalnız değilim oğlum, Hatice var ya. Hatice evin işleriyle uğraşıyor. Ben hep senin yanında duracak. Sana can yoldaşı olacak. Biri olsun istiyorum. Bizim akrabalardan öyle birini bulamaz mıyız? Şayka var ama. Şayka kim? Hasan amcamın kızı olur. Geçen yaz Nurşen'in düğününe gelmişti ya. Aa, hatırlamıyorum. Şayka teyze. Görüşelim Şayka teyzeyle. Evini biliyor musun? Eski telefon defterimde adresi vardı galiba. Tamam, gidelim bakalım. Canım. Kim şimdi bu? Meltem'dir. Şimdi ben dışarı çıkmak zorunda mı kalacağım? Belki bir şey istemeye gelmiştir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nezahat Hanım'ın oğluyum. Şahika Hanım'ın evi değil mi? Evet. Şahika Hanım müsaitse görüşebilir miyim? Tabii, bir saniye. Tabii. Anne, heh. Bakar mısın? Kapıda bir adam var, Nezahat'in oğluyum diyor. Nezahat'in oğlu mu? Bizim Nezahat'in oğlu mu? Oğluymuş. Nezahat'e bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum ki. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Siz Şahika teyze olmalısınız. Evet benim. Ben Nezahat'ın oğluyum. Bizim Nezahat'in mi? Amcamın kızı Nezahat. Evet. Evet. Annene bir şey mi oldu yoksa? Hayır hayır. Annem iyi çok şükür. Yani hasta ama iyi olacak inşallah. İnşallah yavrum. Ben sizinle bir konu hakkında konuşmak için geldim. Buyurun, içeri girin. Teşekkürler. İlaç saatiniz geldi. Ah. Ah. Ah.
Arda haklı galiba. Şurada şimdi bir şahika olsa. İşte böyle şahika teyze. Annemin bir arkadaşa ihtiyacı var. Benim de annemi içim rahat olarak teslim edebileceğim birine. Ben bu zor günlerinde elbette Nezahat'e yardımcı olmak isterim. Ama ben de yaşlıyım oğlum. Doğru düzgün iş yapamam. Siz beni yanlış anladınız. Ben sizin iş yapmanızı değil, sadece anneme arkadaşlık yapmanızı istiyorum. Ona can yoldaşı olmanızı istiyorum. Karar senin anne. Bunun için iyi bir ücret de vereceğim size. Para önemli değil oğlum. Önemli değil mi? Bence amca kızına bu iyiliği yapmalısın anne. Haftada bir gün evinize gelirsiniz. Diğer günlerde annemin yanında olursunuz. Murat, ne diyorsun oğlum? Karar senin anne dedim ya. Ama madem bana soruyorsun, ben git derim. Baksana Arda Bey çok ısrar ediyor. Ne olur kabul edin. Tamam oğlum. Madem öyle diyorsunuz. Ya işte böyle Meltem. Kayınvalidem bugün gidiyor. Çok şaşırdım. Daha çok şaşıracağım bir şey söyleyeyim mi sana? Dahası da mı var? Var tabii. Onun buradan kazanacağı para emekli maaşından daha fazla. Hadi canım. Evet. Düşünsene hem ayağımın altında olmayacak hem de daha çok param olacak. Ama ben Şahika teyzeyi sevdiğini sanıyordum. Kötü değil. Ama yani evlendiğimden beri hep yanımda. Küçücük evde hep burnumun dibinde. O kadın bu parayı da sana verir. Bana verecek tabii. Rahmetli dedem bastonuyla nasıl koşmuştu peşimizden. Koşmayıp da ne yapsın. Bütün fideleri kökünden çıkartmıştık. Fidelerin dibine de boncuk saklamak nereden aklımıza gelmişti? Huzurluktan başka bir şey gelmezdi ki aklımıza. Uzun zamandan beri böyle gülmemiştim. Ben de öyle, ben de. İyi ki geldin Şahika. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun canım benim. Annem gideli 15 gün oldu bile. Günler çabuk geçiyor. 15 gün sonra maaşını alacak. Murat. Ne var? Biz şimdi ev alabiliriz değil mi? Saçmalama. Aa, neden? Annemin emekli maaşını ev kredisine bağlarız. Buradan alacağı parayla da geçiniriz. Kadın bütün parasını bize mi verecek? Aa, verir. O da geniş bir evimizin olmasını çok istiyor. Neden biliyor musun? Neden? Bir torun daha olsun istiyor. Ya benim bu kibrit kutusu kadar evde başka bir çocuk yapmayacağımı çok iyi biliyor. Ya onun için de çok iyi olur. Kendine ait bir odası olur. Benim kendime ait odamın olması önemli değil de... Geniş bir evimin olmasını ben de isterim tabii. O zaman bakalım bütçemize uygun bir ev anne. Nezahat'in yanında ne kadar durabilirim kızım belli değil. Ya 3 ay sonra bu kadar arkadaşlık yeter derlerse ne olacak? Derler mi? Belli mi olur? Garantisi yok ki bu iş. Arda Murat'a iş bulamaz mı acaba? Bak o zaman gözü kapalı gireriz ev taksitlerine. Ay bir konuşsana anne ya. Konuşurum kızım, konuşurum. İnşallah.
İnşallah olur. Anne, babaannemi çok özledim ben. Ay her hafta geliyor ya oğlum. Sürekli evde değil ama. Baba, telefonun çalıyor. Efendim? Alo, Murat oğlum. Anne? Kimin numarası bu? Arda'nın mı? Evet oğlum, Arda'nın. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle anne, dinliyorum. Oğlum, yarın sabah Arda Bey'in iş yerine gider misin? Tamam anne, yarın giderim. Sen ne için olduğunu biliyor musun? Arda Bey iş ayarlayacak sana. Tamam. Yarın mutlaka gideceğim. Tamam oğlum. Hadi öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum anneciğim. Herkesin selamı var. Hepsine selam söyle. Aleyküm selam oğlum. Annem sana selam söyledi. Aleyküm selam. Yarın nereye gidiyorsun? Arda Bey'in şirketine. Bana iş bulacakmış. Yarın işe başlıyorum anne. Ah, çok şükür oğlum. Çok şükür. Böyle bir işim olacağı ölsem aklıma gelmezdi. Düşünsenize. Karahan şirketinde servis şoförü oldum. Ah, çok şükür Allah'ım ya Rabbi. Bana bir telefon alırsın artık baba. Alırım alırım. Bence hemen bir ev bakalım. Dur birkaç ay çalışalım bakalım. Şengül doğru söylüyor oğlum. Evimize 3 maaş girecek. Bir ev sahibi olalım artık. Gelinimin hayalindeki gibi ev olsun. Sağ ol anne, çok sağ ol. Ben yarın işbaşı yapacağım için zamanım olmayacak. Aa, ben bakarım yarın evlere. Birkaç tane beğenirim. Sonra hep beraber bakarız. Öyle olsun bakalım. Ay ben bayıldım bu eve Meltem. Gezdiklerimiz için de en çok bu ev hoşuma gitti. Gerçekten de çok güzeldi. Yani diğerlerine göre biraz pahalıydı ama güzeldi. Şahika Hanım'ı ikna ederim ben. Kız kadın senin için her şeyi yapıyor. Sen neden böyle konuşuyorsun? Ay kötü bir şey mi dedim canım? Allah Allah. Şahika Hanım dedim. Adı Şahika değil mi? Sen annene ismiyle mi hitap ediyorsun? Ay öf Meltem. Bırak şimdi Şahika Hanım'ı savunmayı bana. Sen ev güzel mi onu söyle. Çok güzel. Şahaneydi hatta. Ama sen buralardan gidersen bizi unutursun sanki. Ay saçmalama Allah'ını seversen. Yürü. Biz şimdi yarın akşam yeni evimizde mi uyuyacağız? İnşallah oğlum. Salonun yanındaki oda benim olacak değil mi anne? Evet. Hemen karşısındaki oda da bizim. O zaman diğeri de babaannemin. Babaannem çok sevinecek bu işe. Nereden biliyorsun sevineceğini? Bazen biz onunla konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Eşyaları hep kutu içinde duruyordu ya babaannemin. Şunları bir dolaba asmadan öleceğim diyordu. Şimdi odasına bir dolap alır, eşyalarını asar. Hadi hadi çabuk ol. Daha sarılacak bir sürü şey var. Hiç de kıyamazsın babaannene. Canım, bavulunu getirdim. Hah, sağ ol canım. Şöyle koyayım. Beğendin değil mi odanı? Çok beğendim. Dolabı ben seçtim. O yüzden çok beğendim bir tanem. Kıyafetlerini kutulara, bavullara koymayacaksın artık. Dolabı asacaksın. Evet bir tanem. Evet paşam. Hakan, kitaplarını yerleştirmemişsin daha. Babaannem odanı beğendin mi diye soruyordum. Şimdi yerleştiririm. Ben de sana yardıma gelirim. Tamam. Hadi.
hoş. Gel, gel otur yanıma. Hayallerindeki gibi bir ev oldu sonunda Şengül. Çok şükür. Akşam Arda maaşımı verdi. Al kızım. Ay çok sağ ol anne. Artık emekli maaşım evi öder. Eve alınan eşyaları da Murat öder. Sen de bu parayla evi geçindirirsin. Geçindiririm. E artık Hakan'ıma da bir kardeş düşünürsünüz. İnşallah. Ben Hakan'ıma yardım edeyim de sonra da giderim. Allah inşallah bana da öyle bir gelin nasip eder. İnşallah. Şengül benim gelinim değil kızım. Murat'tan ayıramam onu. Sen böyle konuştukça Arda'nın bir an evvel evlenmesini istiyorum. Benim de bir kızım olsun istiyorum. Gerçi her gelin Şengül gibi olmaz, sen şanslısın. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki gerçekten şanslıyım. Ay bu kadar büyütme Meltem. Yapacak tabii, eli mahkum. İyi de yapmayan yapmaz Şengül. Şarika teyze seni gerçekten çok seviyor. Onun kıymetini bil. Asıl o benim kıymetimi bilsin. Kadın size ev aldı. Parasının bir kuruşuna bile dokunmadan sana veriyor. Böyle kaynağını baş üstünde taşınır. Şey, ben de sana bir şey getiremedim, kusura bakma. Ay sen de bırak şimdi bunları. Hem biz her şeyi yeni aldık. Neyse, sen vereceğim haberi dinle. Ne haber kız? Ben galiba hamileyim. Ne? Gerçekten mi? Ay Şengül çok sevindim. Yani daha kesin değil ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. E peki doktora neden gitmiyorsun? Bugün gitmeyi düşünüyorum. Seni de bu yüzden çağırdım. Benimle gelir misin? Ya gelmez miyim ya? Hadi hadi gidelim hadi. Dur sen otur. Ben hemen üzerime bir şeyler alıp geleyim. Tamam. Bebek geliyor ya. Harika bir şey bu. Şahika teyzeye müjdeyi ben vereceğim. Ay dur kız, önce bir kocama söyleyeyim. Sen kocana yine söyle. Ama Şahika teyzeye ben söyleyeceğim. Hadi söyle numarasını. Ay ezberimde değil ki. Dur. Şu. Efendim. Alo. Buyurun. Nezahat Hanımların evi mi? Evet, burası. Ben Şahika Hanım'la görüşecektim. Şahika'yı mı aradınız? Evet. Seni arıyorlar. Şengül mü? Başka biri. Efendim. Merhaba Şahika teyze. Meltem sen misin? Evet benim. Nasılsınız? Sağ ol kızım. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şey, ben size bir şey söyleyecektim. Dinliyorum. Size bir müjde vereceğim. Müjde mi vereceksin? Evet. Ama müjdemi isterim. Ne istiyorsan onu alırım. Sen söyle bakalım. Şengül hamile. Gerçekten mi? Şengül yanında mı? Evet, yanımda, veriyorum. Ver bakayım. Şengül hamileymiş. Hayırlı olsun. Şengül. Alo. Ha anneciğim merhaba. Kızım doğru mu? Evet. Doğru. Çok sevindim. Hakan'ın haberi oldu mu, ilk bana mı söylüyorsunuz? Yok, Hakan'ı söylemeye fırsat olmadı. İlk size söyledik. Sağ olun kızım. Gerçekten çok çok sevindim. Öperim seni. Ben de öptüm. Tamam yavrum. Görüşürüz. Doktordan yeni çıkmışlar. İlk önce bana haber veriyorlar. Canım benim. Canım kızım. Aa. Senin yüzünden kocamdan önce kaynanam öğrendi. Ama kadın çok sevindi.
O senin için her şeyi yapıyor. Ay, durup durup aynı şeyi söyleme lütfen. E yalan mı? Bak benim kaynanam arayıp sormuyor bile. Kıymetini bil. Hakan'ı bebek odası yapamamıştım. Ama bunu mutlaka yapacağım. Ay inşallah. Beraber çıkarız alışverişe. Bebeğimin odasını beraber seçeriz. Olur mu? Olur arkadaşım. Yatak odan epey geniş. İstediğin her takımı alırsın. Hadi. Bir torunum daha olacak Nezahat. Evimize bir bebek daha gelecek. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin. Allah sana da göstersin inşallah. İnşallah. Şahika. Efendim. Senin şimdi için içine sığmıyordur. Hafta sonuna 4 gün var. İstersen bu gece git evine. Bak hiç bunu düşünmemiştim. Peki sen sıkılmayacak mısın? Bir gece de ölmem. Belki gece gelirim. Sen bilirsin. Kalsan da olur. Gideyim ben. Hı-hı. Tamam. Tamam. Hadi. Yatağı böyle koyarım. Şöyle de olur. Dolabı da şuraya taşırım. Çay kanım biraz bozulacak ama ben önce bebeğimi düşünmeliyim. Hakan geldi. Anneciğim akşam akşam zahmet etmeseydiniz. Olur mu hiç? Haberi aldım ya, yerimde durabilir miyim hiç? Hakan'ın haberi var mı kızım hamile olduğundan? Hayır yok. E söylemeyecek misin? Sonra söylerim. Babaanne ödevlerimi bitirdim. Babaanne sen artık gitmeyeceksin değil mi? Hep bizimle kalacaksın değil mi? Ay Allah korusun. Gideceğim paşam, gideceğim. Ben işe için geldim. Ben seni özledim. Seni görmek için geldim canım. Buradayım anne. Lavaboya gidiyorum. Hadi bakalım. Şengül. Murat'a söylemeyecek misin sen? İzin verirsen kocamla baş başa kaldığımda söyleyeceğim. Tabii yalnız kalabilirsek. Çay var mı? Var canım. Ben de kalkayım artık. Hani kalacaktın? Kalacaktım ama gideyim. Nezahat'ı yalnız bırakmayayım. Hiç içim rahat değil. Nasıl gideceksin anne? Ben götüreyim seni. Yok yok evladım. Ben kendim biner giderim. Bir taksiye binerim giderim. Annem bunun için mi gelmişti yoksa? Evet, bunun için gelmişti. Çünkü haberi ilk anneme verdim. Neden hiçbir şey söylemedin? Yani haberi sana yalnızken vermemi istedi. Düşünceli kadın. Bir bebek ha. Bir bebek ha. Heyecanlandım. Hakan'ın haberi var mı? Yok. Onu ben söyleyeceğim. Hamilelik onu
ürküttü mü acaba? İnşallah çabuk atlatır. Günler ne çabuk geçiyor. Daha dün doktora gittik, 5 ay geçti bile. Çocuğum için daha hiçbir hazırlık yapamadım. O bebek odasını bugün halletmem gerek. Aman 5 dakikalık iş o canım. Yeter ki paradan haber ver. O konuda bir sıkıntı yok canım. Bu sefer Allah'a şükür her istediğimi alacağım bebeğime. Aa gel, bebek mağazaları orada bakalım. Anne, niye buraya bebek odası yaptın? Babaannemin dolabını niye dışarı koydun? Babaannem gelince nerede yatacak? Babaannem bu odayı kardeşine döşememizi istedi. Oğlum, yani sen beğendin mi onu söyle. Beğendim ama babaannem gelince nerede yatacak? Aa, salonda yatar. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Niye erken geldin? Baba, annem babaannemin odasını bebek odası yapmış. Babaannemin dolabını da buraya koymuş. Babaannem gelince nerede yatacak? Niye burayı bebek odası yaptın? Annemin dolabını niye buraya koydun? Ay şimdilik koydum. Annen gelince başka bir yere alacağız. Odasını boşalttığından annemin haberi var mı? Var tabii. Odayı boşaltmamı annen söyledi. Ben nasıl olsa her zaman evde değilim. Benim odama bebek odası yapın dedi. Baba, babaannem gelince benim odamda yatar. Dolabını da benim odama koyarız. Neyse, ona daha sonra karar veririz. Hadi ben size yemek hazırlayayım. Siz geçin salona. Babaanne, odanı kardeşime vermişsin ama bu dolap burada olmaz. Senin dolabını benim odama taşıyalım. Yatağını da oraya koyarız. Hakan. Efendim anne. Hadi git bir ekmek al gel oğlum. Tamam anne. Gelince taşırız dolabı. Taşırız paşam, taşırız. Neden kızım? Canım nasıl olsa haftada bir gün kalıyorsun evde. Odayı boş yere işgal ediyorsun. Hem bu benim hayalimdi. 2 çocuğum olacak, ikisinin de ayrı odaları olacak. Ayrıca biraz rahat nefes alayım ya. Bırak çocuklarımla kocamla baş başa vakit geçireyim. Nereye gider bu kadın Şengül? Ben nereden bileyim Murat? Hemen geleceğim dedi çıktı. Hiçbir şey söylemedi mi? Söylemedi. Efendim Nezahat teyze. Hayır yok bir haber. Bilmiyorum Nezahat teyze. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ben sizi ararım, kapı çalıyor. Buyurun. Şahika Güngör'ün evi burası mı? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Oğluyum. Annem... Anneme bir şey mi oldu yoksa? Bizimle gelmeniz gerekiyor.
annemin öldüğüne hala inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Kapı açılacak sanki Şahika gelecek diye bekliyorum. Anlayamadığım şey. Annemin orada ne işi vardı? Evden hiçbir şey söylemeden çıkmış. Öyle değil mi? Öyle. Nereye gidiyorsun anne diye sordum. Gelirim birazdan dedi. Ben de bebek için bir şeyler alacağını düşündüm. Sürpriz yapmaya bayılırdı. Evet öyleydi. Seni de çok seviyordu. O benim gelinim değil, kızım diyordu. Dikkatli kadındı benim anne. O arabayı nasıl görmemiş, nasıl fark etmemiş? Şoför verdiği ifadede kaç kere korna çaldım ama duymadı. Dalgın yürüyordu demiş. Ama neden? Ne derdi vardı ki o kadar dalgındı? Bütün bu soruların cevapları Şahika ile beraber gitti. Ah annem ah. Beni yalnız bıraktın. Ben sen olmadan bu hayatı nasıl göğüsleyeceğim? Kadar düşünme Şengül. Kader böyleymiş. Kendini düşünmüyorsan kızını düşün. Hadi emzir şunu artık. Hadi annesi emzir. Emzirdikten sonra kızımı odasına götürür müsün? Odasına mı? Evet. Bebek odasına götür kızımı. Hakan, Meltem ablana kardeşinin odasını gösterir misin? Kardeşimin odası yok anne. Var. Babaannenin eski odası. Biz eski evimize geri döndük anne. Babaannem öldükten sonra yeni evimizin borçlarını ödeyemedik. Ve eski evimize geri döndük. Hayır dönmedik. Meltem ablanın kardeşinin odasını göster. Gösteririm anne. Meltem abla gel sana bebek odasının yerini göstereyim. Kardeşin o odada yatacak. Babaannenin eski odasında. Bebek odası. Babaannenin eski odası. Bana bak. Defol git şuradan. Almayayım seni ayağımın altına. Ya git başka yerde aç dükkanını. Ben senin yüzünden iş yapamaz hale geldim. Öyle deme Hatice'cim. Allah herkesin rızkını verir. Öyle mi? Ben şimdi senin rızkını vereceğim. Saçını başını yolayım da gör gününü. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Çekil defol git şuradan. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Bu kadına sopa atmanın hayali bile güzel. Şunun saçını başını yolsam gider mi acaba? Ne güzel, böyle caddede tek kalırdım. Bütün müşteriler de bana gelirdi. Mendebur kadın, bütün müşterileri kapıyor, şuna bak. Neden bütün müşteriler ona gidiyor? Dünya müşteri gelecek diye dışarıya, içeriye masa doldurduk güya. Hatice abla, neden başka bir yerde açmadın da burada dükkanı açtın? Baksana bütün müşterileri Gülay ablalar kapıyor. Burası uygundu, biz de burayı tuttuk işte. Ayrıca ben sana hesap mı vereceğim? Ya tamam abla, neden kızıyorsun ki? Sus, zaten benim sinirlerim bozuk. Biz burada sinek avlıyoruz. O pis kadın nefes almadan iş yapıyor.
Ama o senin için hiç kötü söz söylemiyor ki. Ben de ondan daha fazla para kazansam ben de sesimi keserim. Abla, bir şey soracağım. Ya açıldığından beri hep böyle az iş mi yapıyorsun? Önceleri kafa kafaya gidiyorduk. Sonra birden müşteriler ona daha çok gitmeye başladı. Ben geriye gittikçe o Gülay daha da çok ileriye gitmeye başladı. Yakında çarşıda bir dükkan açacakmış diye duydum. Ya bir de şube açacakmış bak, şans işte şans. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Bir kilo ev baklavası, bir kilo da mantı alacaktık. Tabii efendim. Hadi kızım hadi hadi. Tamam. Buyurun. Şükrü orası değil, karşısı. Bir şey de doğru anla ya. Buradan alalım, ne fark eder? Eder. Hadi yürü. Allah Allah. Allah'ım, katil olmak işten değil ya. Hayırlı işler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Birinci fark bu. Güler yüz. Bir kilo ev baklavası istiyoruz. Tabii efendim, hemen. Kızım, bir kilo ev baklavası hazırlayın. Tamam. Buyurun efendim, fırından çıkalı 15 dakika olmadı. Teşekkür ederiz. Fark bu. İkramdan kaçınmaz. Teşekkürler. Nasıl buldun? Nefis vallahi. Üçüncü fark bu. Gülay Hanım'ın yaptığı her şey nefistir. En önemlisi de burası en az benim mutfağım kadar temizdir. Ben ne yapayım Hatice? Sen de başka yer yokmuş gibi Gülay'ın karşısına dükkan açmasaydın. Orası en işlek cadde, bilmiyor musun? Ama müşteri Gülay'a çok alışmış. Bana çok gelmiyorlar. Demek ki kadının bir sırrı var. O kadar yanında çalıştın. Öğrenemedin mi şu sırrını? Aman ne sırrı be? O da benim gibi baklava, börek, mantı satıyor işte. Pis uyuz karı. Hatice. Hatice, kadına küfretme. Ne küfrü be? Sen küfür duymamışsın. Dükkanı ilk açtığın zaman küsmek bir yana yardıma bile geldi. Senin aksine çok hatırçınaz bir kadınmış. Ya sağ olsun. Öyledir. Ama sen ne yaptın? Koca İstanbul'da başka yer yokmuş gibi aynı yerde dükkan açtın. Faruk, kaçıncıya anlatacağım anlayacaksın. Ben eğer o dükkanı başka bir yerde açsaydım iki aya kalmaz biz iflas ederdik. Yine biz bu zamana kadar ite kaka iyi dayandık, bakma. Böyle giderse kapatmaktan başka çaremiz yok. Neler diyorsun Faruk ya? Ne kapatması, ne kapatması? Sonunda olacağı bu. Her ay masraflar çıktıktan sonra sana bir şey kalmıyor ki. Yakında zarar etmeye de başlayacaksın. Sen de artık zil takıp oynarsın böyle. Kapattı, kapattı diye. Faruk, ben dükkanımı asla kapatmayacağım. Anladın mı beni? Ne pahasına olursa olsun ben o dükkanı işleteceğim, tamam mı? Hem sen kim oluyorsun da benim adıma karar veriyorsun? Ya ben senin kötülüğünü mü istiyorum sanki? Dükkanı açarken seni sonuna kadar desteklemedim mi? Ama görünen köy kılavuz istemiyor tabii. Vallahi yeter. Ben diyeceğimi dedim. Anne ne olur biraz sessiz ol ya. Ders çalışamıyorum. Aman rahatsız mı ettik hanımefendi? Etmişsin demek Hatice. Bağırıp çağırma artık. O zaman sen de benim sinirlerimi bozma. Dost musun, düşman mısın belli değil ya. Tamam kızım, kusura bakma. Biraz sinirlerimiz gergin de. Sen çalışmana devam et. Tamam baba. Tamam baba. Biz de burada bostan korkuluyuz değil mi? Hayır anlamıyorum. Onda olup da bende olmayan ne var? Ay! Gördün mü yaptığını? Of! Günaydın Semra. Hoş geldin Gülay abla. Hoş bulduk kızım.
Abla, kıyma için dün bir toptancı geldi. Şimdi aldığımızdan 5 lira daha ucuza veriyor. Oradan alırsak daha çok kâr edebiliriz. Olmaz. Şimdikinden çok memnunuz. Ucuzsa onda mutlaka bir iş vardır. Peki abla. 5 lira daha ucuz diyorsun yani. Evet abla, kalitesine ben kefilim. Tamam, bundan sonra sizden alacağım. İlk etapta ne kadar getireyim? 50 kilo yeter mi? Yeter yeter. Tamam getiririm. Yarın geçerken bırakırım. Tamam. Oldu abla. Hayırlı tamam, işler. Tamam hadi güle güle. Hatice abla, kiloda 5 lira bayağı çok. Ya bu işte bir biteni olmasın? Aman bana ne, benim mideme mi girecek? Kim yiyorsa o düşünsün. Hem sen karışma bakayım böyle şeylere. Hadi işine bak, hadi hadi. İyi be, fena değilmiş vallahi. Aa, Semra. Bu börekler dünden kalma galiba. Evet abla. Diğerlerini bugün yaptım da onlar dünden kalma. Kızım ben sana kaç kere demedim mi? Aynı gün bitmeyen ne varsa alıp burada fakir fukaraya vereceksiniz diye. Zaten öyle yapıyoruz Gülay abla. Ama bunları akşam çıkardım ben fırından. Daha bir gün olmamıştı. Olsun. Sen yine de kaldır bunları. Yenilerini koy buraya. Tamam abla, sen nasıl istersen. Yarım kilo baklavanız hazır efendim. Kızım git oradan poşet getir. Başka bir şey ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Toplam ne kadar oldu? 17 lira. Buyurun. Ay, kasada da hiç bozuk paramız kalmadı. Ben size şu muhteşem kurabiyelerden versem 27 yuvarlamış oluruz. Peki öyle olsun. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Niye geldin sen? Hatice abla, tereyağı bitti. Tereyağı kullanmayacağız bundan sonra. Ama abla, bütün broşürlerimizde tereyağı kullandığımız yazılı. Tamam, ne var bunda? Millet öyle sansın. Ya ama hemen anlaşılır. Tamam tamam, alırız. Ama margarinle tereyağını yarı yarıya karıştıralım, tamam? Bak ya da şöyle yapalım, hatta tereyağını daha az koyalım. Peki tamam. Büzme öyle ağzını yüzünü. Kâr etmemiz lazım. Burasını babamın hayrını açmadık herhalde. Bak, bak tüm mallar sabahtan beri duruyor. Peki abla. Ya sabır. Meryek furbi ayetillahi ve innallâhe serûnsan. Sadaka. Allah'ım, sen dualarımı kabul et ya Rabbi. Sen bol hayırlı rızıklar ver ya Rabbi. Amin. Sen de arada sırada dükkana yardıma gelsen fena olmaz Öznur. Anne, üniversite sınavı haftaya biliyorsun. Bitsin gelirim. Kızım, ben de senin çalışmanı istemem ama durum malum. Biliyorsun kadınlardan birini işten çıkardım. Ya çok üzüldüm. Sen bize üzül bize. Hatice nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Çok şükür. Öznur sen nasılsın kızım? Ben de iyiyim Gülay teyze. Maşallah. Göz açıp kapayıncaya kadar nasıl da büyüdün. Tabii senin çocuğun olmadığı için böyle birdenbire büyüdüğünü zannediyorsun. Neler çektim ben bunu büyütürken biliyor musun? Bu sene kazanacaksın değil mi üniversiteyi? İnşallah. İnşallah inşallah. Hadi hayırlısı. Bak annen de ben de okuyamadım. İnşallah sen okursun. Biz okuyamadık ama Allah'a şükür ikimizin de dükkanı var. Nasıl işleri? Çok iyi maşallah. 2 kadın daha alacağım. Ay çok sevindim. Hadi görüşmek üzere. Tamam güle güle. Anne niye öyle söyledi? Hırsından çatlasın. Oh olsun. Yürü yürü. Bak bir daha söylüyorum.
Tereyağlı tereyağlı dediniz, böreği aldık eve götürdük. Hiç alakası yoktu. İftira atmayın hanımefendi. Biz %100 tereyağı kullanırız. Aa, ben bilmeyecek miyim tereyağlı mı değil mi canım? Yalan mı söylüyorum yani? Yalan söylüyorsunuz tabii. Çabuk dükkanımı terk edin. Yoksa polis çağırın. Şuraya bak, hem suçlu hem güçlü. Bir daha da buradan bir şey alırsam ne olayım? Ay aman, sanki senin dükkandan içeri yalan var da. Hatice abla öyle deme ya. Gelen müşteriyi de kaçırıyorsun. Sana ne kız? Kendi dükkanımda nasıl davranacağımı sana mı soracağım? Ha? Eyvallah, ne yapacağım? Hayırlı ben? İşler. Aa, Hatice Hanım. Buyurun. Kaç ay oldu ödeme alamadık sizden. Bugüne söz vermiştiniz. Biliyorum ama işler bu aralar çok kesat. Ne kadardı borcumuz? 6500. Ne? 5 aydır sizi idare ediyoruz Hatice Hanım. Bugün hepsini ödeyeceğinizi söylemiştiniz. Tamam, şimdi siz... şu 1000 lirayı alın. Şaka yapıyorsunuz herhalde. 1-2 haftaya kadar gerisini ödeyeceğim. Söz. Peki. 15 güne kadar ödemezseniz icra takibine başlarız. Ah tamam tamam. Ben gerisini ödeyeceğim. Hayırlı işler. Tamam, sağ ol. Şu Gülay'a gelen müşterilerin yarısı bana gelse... bütün borcumu bak nasıl ödüyorum. Ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Tabii ya. Bu kadını iflas ettirirsen bütün müşteriler bana gelir. Neler diyorsun sen Hatice abla? Hem bunu nasıl yapacaksın ki? Bana bak kız. Vallahi kovarım seni. Bana karşı geleceğini adam gibi işini yap. Hadi yürü. Bu kadar iyi işleyen bir dükkandan ben nasıl kurtulurum? Hadi kızım gel artık. Hep böyle yapar zaten. Geldim geldim. Heh, gel gel. Açtın mı? Açtım açtım. Açtın mı? Açtım. Gelene kadar hazır olsun diye açtım. Tamam kızım. Ay çok heyecanlıyım. Ya kazanamadıysam? Kızım dünyanın sonu değil ya. Seneye kursa göndeririz seni. Bak hadi. Bu saatten sonra biraz zor. Neden anne? Kazanmışsındır kızım. O yüzden söylüyorum. Hadi bak artık hadi. Ay kazanamadım. Ay. Tabii ki kazandım. Ah. Aslan kızım. Hangi okul kızım? Tercih sonra yapıyoruz. Ama puanım devlet üniversitesine yetmiyor sanırım. Özellerden birine gideceğim artık. Kızım biz onların yıllık ücretini nasıl ödeyelim? Anne ya. Kızım bakarız çaresine inşallah. Sen takma bunları kafana. Faruk kızı boşu boşuna umutlandırma. Bizim şu halimizi okul parasını vermemiz imkansız. Anne ya. Aferin sana, aferin Hatice. Faruk bak birbirimizi kandırmayalım tamam mı? Keşke dükkan çok iyi iş yapsaydı da okul parasını karşılayabilseydik. Ah Hatice ah. Birikimimizi dükkana akıtmasaydık şimdi kara kara düşünmeyecektik böyle. Ha bugün düzelecek ha yarın düzelecek diye diye aylar geçti be. Bak merak etme sen. Yakında işler çok iyi yoluna girecek tamam mı? Hem de hiç ummadığın kadar. Nasıl olacak bunlar, nasıl olacak? Anlatırım ben sana sonra anlatırım. Ben şu kıza bir bakayım. Niye ağladı anlamadım ki. Kızım, üzülme bu kadar ne olur. Hem ben istemez miyim seni en güzel okullara yollayayım? Ama yok işte. Biliyorsun ben okuyamadım. Hayattaki en büyük arzum seni okutmak. İnan bana. Ama işte parasızlık belimizi büküyor. Benim o kadar emeğim boşa mı gidecek anne? İnan çok üzgünüm yavrum. Ama bak bir bakarsın bizim işlerimiz açılır. O parayı biz fazlasıyla kazanırız.
Sahi olur mu anne? Neden olmasın kızım? Hem öyle işler hep böyle kötü gidecek değil ki. Sen de bana gelirsin, dükkanda yardım edersin. Birlikte başarırız ha? İnşallah anne. Bunu o kadar çok istiyorum ki. Canım kızım benim. Annem. Kuzum benim. Önce yumurtaları kırıyoruz. Evet. İyice çırp bakalım. Hayda. Ne oldu buna ya? Dur bakayım. Geçen de böyle yapmıştı. Tamire göndermiştik. Baksana yine aynı yerden arızalanmış. Anne. Ne oldu kızım? Mikser bozuldu. Hay Allah. Emine sen onu sonra tamire götürürsün. Tamam Hatice ablacığım. E ne yapacağım ben şimdi? Sen de Gülay'a git, bir iki saatliğine onunkini al. Verir mi? Verir tabii kızım. Biz dostuyuz onun, düşmanı değil. Hadi fırla sen. Hadi fırla. Gittim ben. Başka bir isteğiniz var mı? Yok sağ olun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler Güler teyze. Oo, hoş geldin Öznur. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Güler teyze? Çok şükür. Gel otur, ne içersin? Bir şey söyleyeyim sana. Yok. İşim acele. Bizim mikser bozuldu da annem iki saat yine sizin mikseri istiyor. Mümkünse tabii. Aa, lafı mı olur? Semra, bizim yedek mikseri bulup getirir misin? Tamam abla. Üniversite ne oldu? Kazandın mı? Kazandım. Bu ne böyle? Sanki kazandığına pişman olmuş gibisin. Aslında biraz öyle. Ne oldu kızım? Anlat bakayım. Mesele ne? Puanım devlet üniversitelerine yetmiyor. Özel bir okulda okumam lazım. Ama bunun için de para yok. Yıllık 15.000 liradan başlıyor. Şimdi anladım. Ne yapalım, kısmet değilmiş demek ki. Buyurun Gülay abla. Sağ ol kızım. Öznur al kızım. Çok teşekkür ederim Gülay teyze. Bir şey değil. Hadi annene selam söyle. Baş üstüne. Anne, bunlar ne? Gülay'ın idam fermanı. Nasıl yani? Sence bu kadar uygun fiyat varken gidip de insanlar Gülay'dan alır mı artık? Anne. Güzel oldu, güzel. Faruk, ya ne yaptımsa olmadı. O kadar indirim yaptım. Bir alana bir bedava dedim. Ya kimse oralı olmadı. Hala o Gülay'a gidiyorlar. Çıldırmak işten değil. Ya neden anlamak istemiyorsun Hatice? Herkes nasibinde ne varsa onu yer. Demek ki senin nasibinde bu yokmuş. Faruk saçmalama ya. Niye sinirimi bozuyorsun? Salak mısın sen? Ay, hep aynı şey. Nasip nasip. Yalan mı? Ya gel sen beni dinle, bu işten vazgeç. Daha fazla zarar etmeden şu dükkanı kapatalım. Ya Gülay her şeye rağmen seni sever. Yine yanına girer çalışırsın. Faruk sen aklını mı yitirdin ya? Sen salak mısın ya? Kendi dükkanın varken, ay hele onun rakibiyken, kuyruğumu sıkıştıracağım, gidip Gülay'ın yanında çalışacağım, öyle mi? Senin için, ailemiz için bir çıkış noktası arıyorum. Ama sen de nerede bunu anlayacak kafa? Neyi nasıl biliyorsan öyle yap.
Yapacağım. Yapacağım. Eğer ben de o Gülay'ı doğduğuna pişman etmezsem bana da Hatice demesin. Gülay'cığım, bu sene ne kadar ayıralım vakıf için? Geçen sene ne vermiştik? Sami? ₺35.000. Tamam, yine aynısını verelim o zaman. Tamam, sen nasıl istersen. Ya da bu sene ₺40.000 yapalım. Allah'a şükür işlerimiz çok iyi. Tamam, ben yarın parayı vakfın hesabına geçerim. Tamam, iyi. Ama bak ne diyeceğim sana. Söyle. Aslında uzun zamandan beri söylemek istediğim bir şey bu. İnsanı meraklandırma da söyle hadi. Diyorum ki, isimlerimizi artık saklamasak, burs verip okuttuğumuz çocuklar da bizi bilseler, dualarını eksik etmeseler. Biz yardımı Allah rızası için yapıyoruz Sami. Yardımı cümle aleme duyurmamıza hiç gerek yok. Doğru, haklısın. Ama ne bileyim, hiç değilse yardım ettiğimiz çocuklar bunu bilseydi diye düşünmüştüm. Gerek yok. Bize karşı kendilerini ezik hissetmesinler. Allah'ıma hep şükrediyorum. Senin gibi gönlü yüce biriyle beni karşılaştırdı diye. Keşke sana bir çocuk verebilseydim. Ama olmadı. Nasip değilmiş. Hoppala. Seninle kaç kere konuştuk bunu? Ben seninle çok mutluyum. Hem bizim bir sürü çocuğumuz var zaten. Hadi sil gözyaşları. Tamam. Ha, Sami. Hı. Senden bu seneki yardımla ilgili bir şey rica edeceğim. Neymiş o? Efendim Hatice abla. Alo Nazan, neredesin? Caddenin başındayım. Güzel, ne yapacağını biliyorsun değil mi? Aa, tabii, daha dün bir sürü şey aldım oradan. Tamam, hadi göreyim seni. Bütün hünerini göster, tamam mı? Sen hiç merak etme Hatice abla. Tamam. Aa, hoş geldiniz. Buranın sahibi siz misiniz? Evet, buyurun. Sizi dava edeceğim. Mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim. Ne oldu hanımefendi? Ah, bir de ne oldu demez mi? Hanımefendi, buradan aldığım şeyler yüzünden az daha zehirleniyorduk. Ne? Bir yanlışlık olmalı. Ne yani? Aa, kızlar gelin gelin. Dün buradan dünya para verip baklava börek tatlı aldım. İşte bu da fişi. Buyurun. Bir bakayım evet, abla. Evet, bu bizim fiş. Doğru ama bizim ürünlerimizle ilgili herhangi bir şikayet gelmedi. Ben yalan mı söylüyorum yani? Hastaneye kendimi zor attım diyorum hanımefendi, zor attım. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum, çok özür dileriz. Eğer sorun bizdeyse... Hala sorun bizdeyse diyor canım. Sorun sizde değil hanımefendi, sorun bende, bende. Ama görürsünüz siz, sizi nasıl rezil ediyorum. Mahkemelerde sürüm sürüm süründürmezsem namerdim. Duyduk duymadık demeyin. Buradan bir şey almamak lazım. Buradan aldığımız şeyler yüzünden zehirlendik. Üstelik bir tonda dünyanın parasını verdik. Böyle şey olur mu? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu hanımefendi? Ama ne olur efendim, hatamızı telafi etmek için bir fırsat verin bize. Fırsat mı? Bir de benden fırsat mı bekliyorsun? Seninle mahkemede hesaplaşacağız. Öyle elimden kolay kolay kurtulamayacaksın. Olacak iş değil ya. Allah Allah. Bir daha gelmeyeceğim. Hadi gidelim. Neyse, hadi gel. Bak, bu kadının aldıkları bozuk çıkmış. Bu kadın mı zehirlenmiş? Böyle bir şey nasıl olur Allah? Bilmiyorum ki, imkanı yok. Bizim ne kadar titiz bir iş yeri olduğumuzu herkes bilir. Bütün denetimlerden başarıyla geçeriz ki biz her zaman. E neden oldu o zaman? Bilmiyorum ki. Bu bizi başka bir yerle mi karıştırdı acaba? Hayır, buradan almış. Fişi gösterdi ya bize. Allah Allah, bu nasıl olur ya? Gel hadi, üzülme, içeri geçelim. Evet ya, olacak şey değil. Aman, nesi hayret?
Demek ki işin de iyi değilmiş. Bana bak, halk yer mi? Yemez. Bak işte, dikkatinizi işinize vermezseniz sonucu böyle olur. Hadi işinize, hadi. Bakın kızlar, bugün ve bundan sonraki günlerde yoğunluğumuz artacak gibi görünüyor. Nereden anladın? Ay kızım, sen niye bu kadar salaksın? Ay niye azıcık annene çekmedin? Sence bu saatten sonra Gülay eskisi kadar iş yapabilir mi? Evet ya. Tüh, yapamaz bence. Ay, ay bak görüyor musun? Hakikaten salak. Ay ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bakın, günün cirosunu 2-3 katına çıkarmamız gerekiyor, tamam mı? Hadi, hadi çalışın, hadi. Aklımı seveyim. Şuraya bak. Dünü bile mumla arayacağız neredeyse. Evet anne ya. Müşteri biraz olsun artmadı desek yeri. Ah, ne vefalı müşterisi varmış kadının. Bir tanesi olsun bize gelmez mi? Daha büyük bir şey yapmak lazım. Efendim? Yani daha büyük bir indirim yapmak lazım diyorum. Yok anne. Çok az bir kârla satıyorsun zaten. Biraz daha inersen iflas edersin. Efendim Nazan? Hatice abla, ücreti bu akşam vereceğini söylemiştin. Uğrayayım mı dükkana? Yok, sen neredesin? Ben geleyim. Ben hemen yolun aşağısındaki parktayım. Seni bekliyorum Hatice abla. Tamam, 10 dakika oradayım ben. Kızım, dükkanı kapatırsın sen. Benim biriyle görüşmem lazım. Tamam anne. Ne diyorsun ya? Hiç mi etkisi olmadı gerçekten? Ay vallahi billahi olmadı Nazan. Hayret bir şey ya. Bu kadın efsunlu mudur nedir? Daha büyük bir şey yapmak lazım. Öyle bir şey ki dükkanı kapatmak zorunda kalsın. Belediyeye şikayet etsen? Aman ettim zaten. Sonuç? Denetime geldiler. Teşekkür edip gittiler. O kadar düzenli deme ha? Evet. Düzenli, titiz, temiz. Bir de zabıtalar kadına teşekkür etti ya. Tabii bir şey bulamadılarsa. Nazan. Tamam buldum. Ne buldun? Eğer ki belediye Gülay'ın dükkanında böyle sağlığa zararlı bir şey bulursa ne olur? Ne olur? Dükkanı mühürlerler. En az 1-2 hafta. Doğru diyorsun. Eğer bu işi yaparsan sana 500 lira. 1000 olsun. Kapıyı açması için işin ehli bir adam tutmam lazım. Dükkana birinin girdiği belli olursa iş berbat olur. Haklısın. Bugünküyle beraber 1500 lira yarın hazır sana. Tamam Hatice abla, anlaştık. Peki ne koyacağım dükkana ben? Öyle bir şey ki böyle onu kimse kurtaramayacak. Bakın memur bey, benim mamullerimin hepsi temiz. Hepsi gıda tüzüğüne uygundur, bir yanlış anlama var. Olmaz hanımefendi, geldik baktık gördük. Ne olursunuz yapmayın, inanın bana. Hepsi temizdir. Hiçbir kusurum yoktur, bütün malzeme her şeyim temizdir benim. Ne yanlış anlaşılması hanımefendi? Bakın ben yarın öbür gün komşuların yüzüne nasıl bakarım? Geldik gördük, et içerideydi hanımefendi. Ne olursunuz yapmayın, bakın mutfağım çok temizdir. Bir yanlış anlaşılma vardır. Mühürle kapıyı, mühürle. Ay ay, götürüyorlar. Bu kez işim bitti Gülay. Oh, oh. Üzülme. Üzülme abla. Yapmayın, bakın bir yanlış anlaşılma var. Ablacığım, müdüriyette anlatırsın derdini. (Gülüyor)
Ay ay götürüyorlar ay. Oh. Anne. Ay. Kız. Ne korkutuyorsun? Ay. Niye korkutayım anne seni? Ne oluyor anne orada? Zabıtalar niye Gülay teyzeyi götürüyor? Haberin yok tabii senin. Zabıtalar mühürledi dükkanı. Artık dükkan bir iki hafta kapalı kalır herhalde. Aa. Neden? Mamulün de haremet kullanıyorlarmış. Ya. Ya. Hayret. Ben böyle tanımazdım Gülay teyzeyi. Ben de, ben de. Neyse, biz işimize bakalım. Yani böyle olmasını ben hiç istemezdim ama işte yapacak bir şey yok. Doğru. Caddede iki haftalığına bir tek biz kalacağız. Bence daha fazla kalırız. Dükkan, Gülay, bu taçla dükkanı hiç açamaz artık. O da var tabii. Hadi kızım hadi, biz işimize bakalım hadi. Gülay yeter ama artık. Kendini harap ettin, yapma. Bu nasıl benim başıma gelebilir Sami? İnanamıyorum. Tamam artık, oldu bitti. Bak bir hafta geçti bile. Bir hafta sonra dükkanını tekrardan açacaksın. O kadar kolay mı? Ben nasıl bakacağım şimdi o insanların yüzüne? Gülay, seni bilen biliyor. Öyle bir şey tenezzül etmeyeceğini herkes biliyor. Sana et getiren firma... Aşağıdaki otele götürecekti, sana getirmiş besbelli. O da belli değil ki. Bizim firmanın etlerinde kendi damgaları olur. Ama bunda yoktu. Damgalamamışlardır bunu. Başka ne olabilir ki? Birinin sana sabotaj yapacak hali yok ya. Olabilir. Gel otur gel. Sinirlerin bozuldu senin. Gel. Kaç gündür evde kapalı kaldın. Ondan böyle mantıksız konuşuyorsun. Hadi giyin de biraz dışarıya çıkalım. Bak bahar geldi. Çayır, çimen. Ha? Hiç keyfim yok Sami. Aa, bak vallahi bozuşuruz. Yapma benim güzel karım. Üzme kendini böyle. Hadi gel çıkalım. Hadi, hadi. Gel canım. Pes. Tam bir haftadır caddede tekiz. Gelen müşteri değişmedi desek geridir. Evet ya, çok ilginç. Nereye gidiyor şu Gülay'ın müşterileri? Neden bize gelmiyor? Ama ben sana dedim Hatice abla. Biraz daha kaliteli yağ kullanalım. Kıymanın daha iyisini alalım diye. En azından bir deneseydik. Ona gerek yoktu ki. El mecbur gelecek kardeşim. Nasıl gelmez ya, nasıl? Müjde anne, müjde. Aa, ne oldu kızım? Bir vakıftan burs kazandım. Üniversiteye gideceğim yani. Ah, canım kızım. Sahi mi? Bir dakika, bir dakika. Bu vakfa sen mi müracaat ettin? Yok. Ama bunun ne önemi var? Okuyacağım anne, okuyacağım. Aman doğru ya. Buna üzümü niye bağını sorma demişler. Bakayım şuna. Dur ben de bakayım. Hayırlı işler. Kızım siz mutfakta bulaşık var. İçeriği toplayın, ben geliyorum hadi. Hadi gel. Gel bakayım sen buraya. Ben sana dükkana gelme demedim mi? O zaman insan gibi paramızı vereceksin. Tamam vereceğim. Şu ara biraz sıkışayım. Birkaç haftaya kadar vereceğim. Bu kaçıncı sözün? Yeter artık. Şişt, tamam sakin ol. Ne sakin olacağım be? Ya şimdi verirsin paramı ya da gider her şeyi anlatırım. Anlatırsan eğer seni öldürürüm. İşte o sıkar biraz. Senin yüzünden Ekrem'e rezil oldum zaten. Verecek misin paramızı, vermeyecek misin? Tamam be tamam.
Dur diyorum. Ne zamandan beri tamam diyorsun? Çocukla mı oynuyorsun sen be? Vereceğim dedim, tamam, uzatma. Hop, ne oluyor kardeşim? Siz kendi işinize bakın. Siz kendi işinize bakın hadi. Ne istiyorsunuz Hatice Hanım'dan? Sadece hakkımızı. Tamam, vereceğim dedim hakkını, bırak kolumu. Hadi gidin, gidin buradan. Hemen istiyorum dedim sana, hemen. Aa, bu bizim dükkana gelen ortalığı karıştıran değil mi? Şimdi Hatice'ye bela almış. Deli olduğunu anlamıştım zaten. Bak bırak, bırak. Git buradan, git buradan diyorum sana. Abla, ben deli olabilirim ama sen acayip safsın be. Her şeyi korumaya geldiniz, bu kadın yaptı, bu kadın. Ne? Önce senin dükkana gelip olay çıkardım. Sonra belediyenin mutfağından bulduğum eti oraya yerleştirdim. Hepsini işte, hepsini bu Hatice söyledi var ya. Ne? Ya Gülay, yalan bunlar. Sana yalan borcu mu var benim be? Bütün bu iş için bana 1500 lira vereceğini söyledin mi, söylemedin mi? Ama vermedin. Yalan mı, söylesene. Gülay, Gülay, yalan bunlar. Ne olursun, iftira bunların hepsi. Ortada bir iftira varsa o da senin bana attığın iftiradır. Neden bunu yaptın Hatice? Ne istedin benim şerefimden, gururumdan? Böyle hain bir kadının kızına burs verdiğine inanamıyorum. Demek o sen. Affet beni Gülay, ne olursun. Ben seni çok kıskandım. Ben kazandığım parayı kıskandım. Ben sandım ki sen buradan gidersen benim için her şey yoluna girecek. Ama olmadı. Utanıyorum kendimden. Ben kızımın gözünde artık bir hiç. Ne olursun beni affettiğini söyle. Beni yaralayan, yıkan şey bana bu iftirayı nasıl attı? İtibarımı yerle bir ettin. Bir insanın, hele bir dostumun para için bu kadar alçalabileceğine ihtimal vermezdim. Sami, gidelim.